Tarihler 2 Eylül 2012'yi gösteriyordu. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezinde dün gece PKK'lılar uzun namlulu silah ve roket atarla saldırı düzenledi. Çatışmada 10 asker şehit oldu. Gece saat 22.00'da PKK tarafından sonuçları ağır olacak bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı askeri üs ve polis noktalarında gerçekleşti. PKK'lı grup Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Taktik Jandarma Alay Komutanlığı ile ilçe yakınlarındaki Kato Dağı eteklerinde bulunan Bolu Komando Tugay'ına saldırdı. Öyle ki Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ye direndikçe direniyor. PKK'ye hem silahlarla ağır darbeler vuruyor hem de havan topuyla müdahalede bulunuyordu. Birçok noktaya havan topuyla atış yapıldı. Aynı zamanda çatışmalar durmuyor, tarihler 3 Eylül'ü gösteriyor ve öğle saatlerinde de çatışmalar devam ediyordu. Yer yer PKK tarafından karakollara baskın yapılıyordu. Oha ya, nasıl vuruyor bunu ya? Şuraya ya, şu or şuraya düştü. Saldırılarda 10 asker öldü, 4 asker ise ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı sayısı 200'ü buluyordu. Resmi verilere göre saldırı anında 20 militan etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta ortalık savaş alanına döndü. Tarihler 3 Eylül 2012'yi gösterdiğinde halk sokaklara çoktan inmişti bile. Tek istedikleri PKK'lı terörist cenazesiydi. Askerlere hakaret edip sokaklarda Biji Serok Apo naraları atıyorlardı. Ortada duran adama dikkat edin. Bu adam bir PKK'lı terörist. Hatta o kadar rahat ki teröristlerin giydiği kamuflajı giymiş, Türk kahramanlarına yapılan saldırıdan bir gün sonra bile rahatça ortalıkta dolaşabiliyor. Böyle rahat olmalarının sebebi çözüm süreci yılları olmasıdır. O yıllar 40 yıldır çözülemeyen terör sorununun çözüleceğine inanılmış ve PKK ile kısmi karşılıklı mutabakat sağlanmıştı. Teröristler o kadar çok kendilerine güveniyor ki zırhlı aracın üzerine asılmış PKK paçavrasını almaya çalışan askerlere karşı çıkıyorlar. Evet, o paçavrayı zırhlı araca asacak kadar kendilerine güveniyorlarmış o zamanlar. 2 Eylül Beytüşşebap baskınından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misilleme yapıldı ve Kato Dağı'nda operasyona başlandı. Operasyon kanlı ve zorlu geçti. PKK gerilla taktiği uyguluyor, TSK ise korkusuzca savaşmaya devam ediyordu. Operasyon esnasında 2 asker şehit oldu ve şehit sayısı 10'dan 12'ye çıktı. Aynı zamanda operasyonda 26 terörist öldürüldü ve teröristlerin ölü sayısı 20'den 46'ya çıktı. Operasyon neticesinde 4 terörist ise sağ ele geçirildi.